Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni yıl pastası yapacağız. Hazırsanız öncelikle malzemeleri saymak istiyorum. Malzemelerimiz şöyle: 2 adet kakaolu pastaban, 2 adet beyaz çikolata 80 gramlık, 1 adet bitter çikolata 80 gramlık, 2 kutu toplamda 400 mililitrelik krema, 3 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 tatlı kaşığı kırmızı gıda boyası, 1 litre süt, 1 adet pasta kreması. İç süslemesinde ben üzümlü draje ve de damla çikolata kullanacağım. Siz dilediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Üzeri süslemesi için ise bu şekilde glazür kullanacağım. 1 adet portakallı bademli çikolata, 1 adet de fındıklı beyaz çikolata kullanacağım. Ayrıyeten gümüş inci pasta süsüm var. Hazırsanız yeni yıl pastasını yapmaya başlayabiliriz. Yeni yıl pastasını pasta kremasını yaparak başlayacağım. Bunun için tabağımın içine 1,5 su bardağı soğuk süt koydum. Üzerine pasta kremasını koyuyorum. Pasta kremasını vanilyalı kullanıyorum. Ve çırpıyorum. Pasta kremasını güzelce çırptım. Hazır hale geldi. Şimdi içine parçalara ayırmış olduğum bitter çikolatayı ve damla çikolata ekliyorum. Ayrıyeten üzümlü draje ekliyorum. Hepsini karıştırıyorum. Pasta kreması hazır. Pastanın diğer malzemelerini hazırlarken pasta kremasını buzdolabında bekletiyorum. Kremanın 1,5 kutusunu yani 300 mililitresini ılıtıp bir tabağın içine koyuyoruz. Daha sonra üzerine pudra şekerini eleyerek ilave ediyoruz. Pudra şekeri homojen hale gelene kadar karıştırıyoruz. Üzerine beyaz çikolataları krema ılık olduğu için çikolatalar hemen eriyecektir. Bakın erimeye başladı bile. Sürekli karıştıra karıştıra eritiyoruz. Bütün çikolata parçaları eriyene kadar karıştırdık. Kremamız hazır. Kremamızı renklendirmek için gıda boyasını hazırlayacağız. Gıda boyamızın içine çok az miktarda sıcak su koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Kremanın içine gıda boyasını koyuyorum. Bakın hemen rengi değişmeye başladı. Rengini nasıl istiyorsanız o oranda boya ekleyebilirsiniz. Çok az miktarda daha ekleyeceğim ben. Canlı bir renk olmasını istiyorum. İstediğim rengi elde ettim. Şimdi kremam soğuyana kadar bir kenarda dinlenmeye alacağım. Artık pasta banları birleştirmeye başlayabiliriz. Bunun için pasta banın bir parçasını çıkardım. Üzerini sütle ıslatıyorum. Dilerseniz bu sütün içine şeker veya pudra şekeri de ilave edebilirsiniz. Ben sadece sütle ıslatıyorum.
Pastabanın birinci katını ıslattım. Az önce hazırlamış olduğum pasta kremasını 3'e böleceğim. 3 eşit parçaya ayırmış olduğum kremayı birinci kata koydum. Şimdi yaydırıyorum. Bu aşamada isterseniz içine meyve de ekleyebilirsiniz. Ben sadece çikolatalı yapacağım ve drajeli. Şimdi pastabanın ikinci katını da koyacağım. Çok hafiften üzerine bastırıyorum. Birleşmesi için. Tekrar üzerini sütle ıslatıyorum. İkinci katın üzerine de ayırmış olduğum pasta kremasının ikinci bölümünü koyuyorum. Onu da yaydırıyorum. Dikkat ettiyseniz pasta kremasını pastanın kenarlarına kadar koymuyorum. Sadece ortaya koyuyorum. Çünkü diğer katı da koyduğum zaman bastırıyoruz ya. O zaman o pasta kreması kenarlara da gidiyor, taşmasını engelliyor. Şimdi üçüncü katı da koyacağım. Yine çok hafiften bastırıyorum. Ve üçüncü katı da ıslatıyorum. Sütle. Üçüncü katı da sütle ıslattım. Artık son kalan pasta kremasını üzerine koyuyorum. Onu da yaydırıyorum. Pastabanın son katını yani dördüncü katını da koyuyorum. Son defa üzerini sütle ıslatıyorum. Bütün pastaban katlarını birleştirdim. Üzerine şimdi az önce hazırlamış olduğum kırmızı kremadan koyacağım. Tamamen her tarafını bu kremayla kaplayacağım. Kırmızı pasta kremasıyla pastamı tamamen kapladım. Hala daha kırmızı pasta kremam var. Şimdi pastayı 15 dakika kadar buzdolabında bekleteceğim. Pasta buzdolabında beklerken kremayı asla buzdolabına koymuyoruz. Bu aşamada üzeri süslemesi için almış olduğum portakallı, bademli, beyaz çikolatayı ve fındıklı çikolatayı benmari usulünde eriteceğim. Benmari usulünü kısaca anlatmak istiyorum. Sıcak suyun üstüne kaseye koymuş olduğumuz çikolatayı koyuyoruz. Alttan ısı gelirken çikolatalarımız yavaş yavaş eriyor. Buna benmari usulü deniliyor. Bu iki çikolatayı da bu şekilde eriteceğim. Çikolataları benmari usulü erittim. Şimdi içerilerine 2'şer tatlı kaşığı kadar krema ekleyeceğim. Ve güzelce karıştırıyorum. Diğer çikolatayı da karıştıracağım. 15 dakika kadar dinlendirmiş olduğumuz pastamızın üzerini bir kat daha pasta kremasıyla kaplayacağız. Şöyle de bir şey daha bahsetmek istiyorum ki kremayı koyarken elbette dışarıya kremalar taşacaktır. Bu kremaları bu şekilde kazıyıcıyla pastamıza koyabilirsiniz. Ve çok kolay şekilde temizleyebilirsiniz.
Hamur kazıyıcıyla fazla kremaları kazıdıktan sonra bir peçeteyi hafiften ıslatarak bu şekilde etraftaki bütün fazla kremaları alabilirsiniz. Pastanın etrafının temizleme işlemini özellikle göstermek istedim. Çünkü içinde gıda boyası olan kremaların temizliği biraz zordur. Bu şekilde kolayca temizleyebilirsiniz. Pastamızı tekrardan buzdolabına alıyoruz ve 15 dakika kadar dinlendiriyoruz. Pasta buzdolabında bekledi. Benmari usulüyle çikolatamızı erittik. Şimdi süslemeye geçeceğiz. Çikolatayı bir kaşık yardımıyla pastamızın kenarlarına süs yapacağız. Yine benmari usulüyle eritmiş olduğum diğer çikolatamı da süs için kullanacağım. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Çikolatadan sonra üzerine gümüş incilerden koyacağım. Sıcak suda az bekletip eritmiş olduğum glazürle yeni yıl için bir şeyler yazıp çizmek istiyorum. Arkadaşlar, yeni yıl pastamız hazır. Yeni yılın hepimize önce sağlık, mutluluk, şans ve para getirmesini diliyorum. Ağzımızın tadının hiç kaçmadığı lezzetlerle dolu bir yıl olması dileğiyle. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni yılda yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.